böyle hiçbir boşluk bırakmak istemiyoruz demişlerdi. Yani ortaya çıktığımızda insanların kafasındaki bütün soru işaretlerinin yanıtı olsun istiyoruz. İsimleri de tamamen netleştirmiş olmak istiyoruz gibi bir gerekçe sundu. Sundular daha doğrusu. Yani o da zannedersem hükümetteki bu yeniden yapılanma vesaire ihtimalleri dahilinde bu ilk 3 ayda yani 2020'nin ilk çeyreğinde gelecek gibi. Belki İbrahim Uslu biraz daha detaylı bilgiye sahip olabilir. Aslında ona da sorsan faydalı olabilir bizim açımızdan. Öyle yapacaktım. İbrahim Bey, sizde bir bilgi var mı? Yani iki tane tarih ortada dolaşıyor. Partinin girişimci heyeti içerisinde olan insanlarla konuştuğunuzda. Ocak başlarında, ocağın 20'si, 17-20'si arası bir tarih hedefliyoruz demişlerdi. Fakat sonra bu son haftada falan sohbet ettiğimde ocağa yetişmeyecek galiba, Şubat'a da kalabilir şeklinde değerlendirmeler oldu. Benim gördüğüm aceleleri de yok, Deniz'in de belirttiği gibi. Çünkü acele edilmesini gerektirecek bir siyasi şey yok, atmosfer yok. O yüzden de hem bir taraftan bir Gelecek Partisi'nin şeyinin yarattığı havanın iyice sönümlenmesini, o ilginin tamamen kendilerine dönmesini bekliyorlar. Dolayısıyla orada bir marş koydular oraya, zaman aralığı koydular. Onu bilinçli biçimde yapmışlardı. Fakat bu işler uzadıkça tabii üzerinde çalışacak konu bitmiyor. Çünkü ülkenin gündemi çok dinamik. O yüzden bana da sanki Şubat'a kalacakmış gibi. Yani ben Ocak'la ilgili beklentilerimi henüz geriye 15 gün kalmış olmasına rağmen ben de beklentilerimi revize ettim. Bu Merkez Bankası falan tahminlerini revize eder ya. Şubat fikrini ben de satın almış bulunuyorum. Görünen Şubat'a kalacağı yönünde. Şans, yani daha doğrusu nasıl bir şey duyumlarınız, nasıl bir yapılanma şeyle alakalı, bu Sayın Babacan'ın partisiyle alakalı, yani nasıl bir şeyle karşı karşıya kalacağız, göreceğiz, bir parti göreceğiz? Yani bu Sayın Babacan'ın açıkladıklarına bakılacak olursa, bu bir kişisel sohbetlerden edindiğimiz intibalara bakılacak olursa, tamamen merkezde ve liberal ve demokrat bir şeyde, çizgide, yani iktisadi ve siyasi olarak liberal ve demokrat bir çizgide bir parti hedefi var. Benim gördüğüm aslında Sayın Davutoğlu da aynı şeyde, eksende bir parti kurdu. Herkes Davutoğlu'nun partisinin daha muhafazakar bir eğilimi olacağını düşünüyordu ama öyle değil. Programına falan baktığınızda liberal ve demokrat bir çizgisi var. Sayın Babacan da o eksende bir parti kuracak. Hem parti programını hem onun dışında politikalarını belirlerken hem de insan kaynaklarını belirlerken bu prensibe uygun davranmak istiyorlar. Çok renkli bir şey oluşturmaya çalışıyorlar. Kurucu kadro oluşturmaya çalışıyorlar. O yüzden de biraz ağırdan alıyorlar benim gördüğüm. Yani eldeki hazır insan kaynağıyla çalışmak yerine yeni aktörler siyasete kazandırmaya öyle bir hedefleri var. Sayın Davutoğlu aynısını yaptı. Yani işte benim 1/3'ünü tanıyorum, 2/3'ünü tanımıyorum ekibin. Dolayısıyla çok sayıda yeni insanı çekti. Bunların performansının ne olacağını ileride seçim atmosferine yaklaştıkça hep birlikte göreceğiz. Şimdi tabii daha çok içeriye dönük çalıştıkları için bunu değerlendiremiyoruz en azından dışarıdan bakan insanlar olarak. Sayın Babacan da bu insan kaynakları konusuna büyük ehemmiyet verildiğini biliyorum. Yani çok sayıda toplantılar ve görüşmeler yapılıyor. Vakitlerinin büyük çoğunluğu bu insanlarla görüşerek geçiyor. Hem tavsiyeleri alıyorlar hem de olası insan kaynakları konusunda benim gördüğüm bir havuz oluşturuyorlar. Çalışmaların neticesinin nasıl bir netice vereceğini resmen kurulduktan sonra birlikte gözlemleyeceğiz. Ama titiz bir çalışma yürütüldüğünü söyleyebiliriz.